Boyut Çelik Kapı, Candaş Tolga'yla az önce konuştuğumuz sunar. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Yerel seçim gündem artık giderek yaklaşıyoruz seçim tarihine. Herkesin en çok merak ettiği, tabii herkes kendi ilini çok merak ediyor. Türkiye çapında da merak edilen iller var ama İstanbul ve Ankara ve İzmir, en çok da İstanbul-Ankara seçimin gündemini oluşturan Keçim'in gündemini, gündemini oluşturan şehir. Biz de bugün Ankara'yı konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'in her iki adayını da konuk ettik az önce konuştuğumda. Ondan önceki haftalarda AK Parti İstanbul adayını aldık. Önümüzdeki haftalarda yine İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu konuk alacağız ama bugün Ankara konuşalım istiyoruz ve konuğumuz canlı yayında... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok özür diliyorum sizden. Dilim sürçtü böyle bir sorun değil. E, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok İyiyim. Gayet iyi gidiyor. Yoruluyoruz ama e, az kaldı. Bitecek inşallah. Evet. İki hafta kaldı. Evet. E, nereden başlayalım bilmiyorum. Size soracak çok fazla sorumuz var. Ama isterseniz e, siz bu seçimlerde bir açıklama yaptınız. Dediniz ki bu benim son dönemim. Yani iki dönem yapacağım yani bu dönemde kazanırsam e, başkanlık yapacağım ve ondan sonra devam etmeyeceğim dediniz. Birincisi niye böyle bir karar aldınız? İkincisi dün e, TV100 yayında bizim arkadaşlar gösterdiler. E, sizin bir videonuzu e, paylaştılar. Siz 2019'da da demiştiniz ki bu benim son dönemim. Bir dönem yapacağım bir daha yapmayacağım. Evet. Şimdi o dönem söyleyip bu dönem yine tekrar niye aday oluyorsunuz? Bir sonraki döneme aday olmama kararı niye verdiniz? Topluca sorayım size. Yani e, evet bir dönem şöyle söylemiştim gerçek belediyecilerin ne olduğunu gösterip bırakacağım demiştim. E, fikrimi değiştirmeme en büyük etken pandemi döneminde iki buçuk yıllık kaybımız oldu. Hmm. Maalesef e, hem gelirlerdeki azalmalar hem de iki yıllık e, yoğun çalışmada başladığımız projeden bir şunu yapamadık. O nedenle ama e, benim zaten kendi prensibim Beypazarı'ndayken ikinci dönem seçildiğim akşam bir daha aday olmayacağımı söylemiştim. Benim kendi fikrim odur. İki dönem bir belediye başkanı için yeterlidir. Yoksa belediye başkanının projesi de bitmez, kentin işleri de bitmez ama bunda fikrim net. Bunu ayrıca şunun için de kullanıyorum. Yani ilçe belediyelerinde e, muhtemelen büyük değişiklikler olacak belediye başkanlıklarında. İstediğimiz gibi çalışamadık. E, maalesef 25 yıl sonra bir belediye değişikliği olunca ilçe belediye başkanlarımızın 19 tanesi muhalif partilerdendi. de. Hmm. Dolayısıyla birlikte çalışma imkanı bulamadık ama inşallah şimdi e, birlikte çalışma imkanı bulacağımız belediye başkanı sayısı artacak. Peki bu dönem çok büyük bir oyla seçilirseniz bir sonraki dönemki anketlerde de yine aynı şekilde yok, Ankara'dan talep yok, olsa hiçbir bırakmak, şekilde yapmaz mısınız? tadında bırakmak lazım. Zirvede bırakmak lazım. E, en büyük amacım her zaman bunu söylüyorum. E, Görevini iç rahatıyla bırakıp ondan sonra çıkıp e, vatandaşın içerisinde normal e, diğer vatandaşlar gibi gez, gezebilmek. Bu son dönem belediye başkanlığında mı siyasette de mi son dönem? E, belediye başkanlığı ha. siyaset neyi getirir onu bilmiyorum açıkçası. Yani Çünkü o da kendinizi bağlıyor bir şey söylediğiniz zaman ama Hı. belediye başkanlığı için ki Ankara başkent e, belediye başkanlığı çok önemli bir makam benim için çok şerefli bir makam. İki dönem belediye başkanlığı yapmak ve güzel anılmak hepsinde niye? Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki dairelerin sadece bir tanesinde kadın olduğu diğer bütün dairelerde yani 20'ye yakın dairede sadece erkeklerin daire başkanı olduğunu söylüyor ve sizi cinsiyetçi olmakla suçluyor. Cinsiyetçi <laughs> misiniz? Hayır cinsiyetçi falan değilim. 7-8 tane kadın daire başkanımız var. Biraz abartmışlar işi. Tabii başka diğer daire sayılarına baktığınız zaman az görünebilir ama geldiğiniz zaman insanları görevden alıp yerine kadın da atırsanız başka personel de atarsanız o insanları bir yere koymanız gere gerekiyor. Onlar da ancak kutu dairelere atanabiliyor. Ancak bu kadar boşaltabildik. Ve bu kadar kadın daire başkanı oldu. Onlardan da son derece memnunuz. İnşallah önümüzdeki dönem sayıları da artacak. Tamamında sizin döneminizde işe alınanlarla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadın erkek çalışan dağılımı nasıl? Yani öyle bir ayrımı yapmadım. Çünkü Ankara Büyükşehir'de özellikle şirket arasından baktığınız zaman e, fen işleri gibi, peyzaj gibi beden bedenen çalışılan e, meslekleri olduğu için haliyle erkek çalışan çoktur ama kadın şoförlerimiz de var. Mesela bu dönem ilk defa işe hmm. başladığımız anfada bol miktarda kadın işçi çalışıyor. Yani asla bir cinsiyetçi yaklaşımız olmaz. Bir de şöyle oluyor: e, iş başına getirdiğiniz herhangi bir bürokrat bize genellikle kamudan geçmek isteyenler var. Kamuda çalışan bir bürokrat da belediye bürokratı aynı şekilde değil. Çünkü belediyeler aynı zamanda siyasi de bir kuruluş. Kamuda çalışırken işte mevzuata uygun değil diye hemen şey yapabilirsiniz, eee, reddedebilirsiniz. Ama şeyi de asla reddedemezsiniz. O mutlaka çözmeniz gereken bir şey varsa, çözmek için gayret edeceksiniz. Peşin reddederseniz. Ee, o zaman e, siyasi yönü olan belediyede eksi alırsınız. Şimdi ben e, açıkçası Ankara'da belediye başkanı olmamda en büyük etkenlerden birisi Beypazarı'ndaki çalışmam. Benim Beypazarı'nda belediye başkanı olduğumda bir tane hemen hemen bir kadının işlettiği dükkan yoktu. Yani şu anda e, yaptığımız turizm çalışmaları, kadınlara verdiğimiz desteklerle diyelim ki 3-4 bin tane şey varsa esnaf varsa bunun belki yüzde sekseni şu anda kadın egemenliğinde ve büyük bir sosyalleşme oldu. Ben kadınların neler yapabileceğini bildiğim için özellikle kadın kooperatiflerini destek olmak başta olmak üzere büyük desteklerde bulunuyoruz. Onların iş sahibi olması, kendi ayaklarının üzerinde bulunması. Ben bu keyfi Beypazarı'nda yaşadım. Ankara'da da yaşamak isterim açıkçası. Kadına verdiğimiz değer hiçbir zaman aşağıda veya öyle bir cinsiyetçi yaklaşım değil. Sadece ve sadece şartlar öyle gerektirmiştir. Ee, Ankara'da ilçe belediye başkan adayları belirlenirken sizin dahliniz ne kadar oldu? E Şimdi yani oldu biraz. Yani biz çünkü daha önceden çalışma yapmıştık. Muhtemel belediye başkanları kim olursa ne kadar oy alır diye. Bütün ilçelerde tek tek muhtemel bütün adayları yan yana koymak suretiyle mevcut belediye başkanıyla birlikte sormuştuk. En fazla oy alma ihtimali kim varsa onları ben partinin önüne götürdüm. Onlar da kabul ettiler. Zaten benim o şekilde önerdiğim isimlerden birçoğu ilçe teşkilatı tarafından da kabul görüp onaylandığı için genel merkezde kabul etti. Büyük ölçüde onların... Burada kadın çoğundur. aday oranı ne? Kadın da yoktu bunların içerisinde. Hı. Yani e, benim önerdiklerim içerisinde. Genellikle çünkü taşrada benimki. Taşrada biraz kadın siyasetçi maalesef çok fazla aday çıkmıyor. E hazır bu aday adayların adayları konuşmuşken Erdal Beşikçioğlu Etimeskut Belediye Mesela Başkan adayı. Şeyi söyleyebilirim. Buyurun. Mesela Akyurt Belediye Başkanımız kadın. E, onun adaylaşmasında benim etkim oldu açıkçası. E, Erdal Beşikçioğlu çok e, popüler bir isim. Behzatçı, Angaralı nam diğer e, amirim. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı, adaylığına sizin çok gönüllü olmadığınız hatta istemediğiniz yönde haberler çıktı Evet. gerçekten Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığını istemediniz mi? Ben istemedim değil Erdal Bey'in adaylığından bilgim yoktu başka isim öğrenmiştim sadece yoksa Erdal Bey'le biz çok daha öncesinden tanışırız evet. onun dizilerinde de belediye olarak çünkü Ankara'nın reklamı yapılıyor diye destek olduk sevdiğimiz bir insandır toplum sevdiği kadar bizim de çok sevdiğimiz bir insandır hatta bir gün ziyaret etmişti. Bu fotoğrafa bakınca, yani iki saniye bakınca hepiniz Angaralı oluyorsunuz diye bir tweet attık ve müthiş bir şekilde beğeni almıştı. E, dolayısıyla genel merkezin kararı oldu. Ben ama önceden önerdiğim isim varken Erdal Bey'in aday olmak istediğinden bilgim yoktu. Daha sonra Kızdınız mı? Erdal Bey aday yok kızar mıyım? Yani sonuçta e, uzda, yani konuşa konuşa bu işler çözülür. Ee, tek arzumuz Ankara'da ilçe sayımızı artırmak. İnşallah Erdal Bey de artıracağız. Siz anketlere bilimsel veriye bayağı önem veriyorsunuz çalışıyorsunuz. Ee, Sizin anket oyunuzu soracağım ama Etimesgut'ta durum ne şu anda? Mesela Erdal Bey kazanıyor mu? Erdal Bey önde görünüyor Öyle son mi? ankette. Orada evet. kim ee, esas şu anki belediye başkanı MHP'li mi yanlış mı hatırlayın? Evet, Milliyetçi Hareket Partisi aynı dönemde belediye başkanlığı yapmıştık ben Beypazarı'ndayken. Bey bakan mı seçmen ne diyecek gösterecek. Siyaset böyle birazcık zor çetrefelli bir iş bir de çok uğraşması zor siz yıllarınızı verdiniz bu işe. Ee, şimdi ben Erdal abi çok iyi tanırım ve çok severim de burada da iki kere konuk ettik misafir ettik. Ee, popüler insanların belediye başkanlıklarına adapte olma süreçleri için böyle biraz eleştirel bakanlar vardır. Yani bu işler zordur denir. Ee, siz Erdal Bey iyi bir ya yani başarılı bir belediye başkanı olacağını gerçekten düşünüyor musunuz? Bu konuda yani popüler insanların siyasetin içerisinde özellikle belediye başkanlığı noktasına girmeleriyle ilgili eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Yani herkesin bir fikri var. Onları ben bir şey diyemem ama siyaset yapmak isteyen herkese nasıl açıksa sanatçılara da açık olması lazım. Çünkü onlar da boşuna sanatçı olmuyorlar. Belli özellikleriyle kamuoyunun önüne çıkıp beğen alan insanlar. Fatma Girik meşhur mesela. Ee, ben Değil mi, bir onu dönemde. söyleyecektim. Eşi işi de Fatma Hanım gayet başarılı belediye başkanlığı yaptı. Ben Erdal Bey'in de başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü istekli. Her şeyden önce istemesi lazım. Hmm. Yani bir de onun e, filmlerdeki rolü icabı da e, davranış şekli falan halkın hoşuna gitti. Umuyorum aynı şekilde davranır. Kapı herkese açık olacak. Herkes şefkatli davranacak. Çünkü belediye bir şöyle bir şey değil. Devlet dairesi vatandaş ilişkisi yok belediyede Toplumda vatandaşın direkt iki, gidebileceği kapısını çalıp her şeyi isteyebileceği, her şeyi söyleyebileceği iki kurum var. Birisi muhtarlar, ikincisi belediye. İkisi de çünkü bir de seçimle geliyor. Ee, vatandaş diyor ki Mustar'a da belediye başkanı da bak diyor para benim para sen benim paramla maaş alacaksın dolayısıyla benim istediklerimi yapacaksın ee, bu amaçla da gidiyor belediye başkanından istiyor eğer belediye başkanı kapıyı kapalı tutarsa cezalandırıyor çünkü bizler vatandaşın adına temsilen orada görev yapan memurlarız adı belediye başkanı sadece ben başarılı olacağına inanıyorum. Siz belediye başkanının kapısı herkese açık olmalıdır mı diyorsunuz? E, olmalıdır. Yani şimdi... büyük şehirde biraz zor ama bir büyük şehirde şöyle çözdük. E, sosyal medyada üzerinden çok rahat ulaşıyorlar belediye başkanına şimdi. Hatta 153 e, hattımız var ...şikayetlerin bildirildi. İlk seçildiğimde 2-3 bin günlük talep geliyordu. İşte otobüs şikayeti veya başka tür talepler geliyordu. Bunların birçoğuna ben Mümkün olduğu kadar kendim de dönüyordum. Çok şaşırıyorlardı. Ama e, sosyal medyanın artmasıyla birlikte insanlar artık sosyal medyadan belediyeye ulaşıyorlar. Bizim de bir grubumuz var. Sosyal medyadan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir ve benzeri e, kelimeleri tarıyorlar ve talepleri yakalıyorlar. 24 saat çalışıyor. Mesela şuradaki mazgal çökmüş, şurada asfaltta çukur var. Mümkünse o gece yapıp kendisine fotoğraf atılıyor ve bir de teşekkür ediliyor. Zaman zaman vatandaş tabii çok kızarak yazıyor. Bunu yapmayı düşünmüyor musunuz veya kör müsünüz gibi şeyler de yazıyor ama bunlar bizim alınmamızı, kızmamız gereken işler değil. Evet diyoruz, görmüyoruz, sayenizde görmüş olduk. Yaptık ve kendisine de teşekkür ediyoruz. İletişim böyle kuruyoruz. Dönülmedik hiç kimse yok kazara olur da ben bir şikayet ettim hala bana dönülmez dersem bunun hesabı mutlaka sorulur neden dönülmedi diye birebir iletişimdeyiz şimdi belediye başkanının kapısı herkes açık olmalıdır dediniz ya tam da böyle bir tartışma vardı birkaç hafta önce Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayıyla e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday arasında e, Burcu Hanım dedi ki DEM partiler hariç herkese kapılarım açık olacak kazanırsa dedi sonra da Sayın İmamoğlu dedi ki böyle Bu kafayla ya kendi başka parti bulacak ya da başka bir iş bulacak. İnsan ayırmamalıyız kabiliğinden bir konuşma yaptı. Siz belediye başkanı yeniden seçilirseniz dem parti hariç herkese kapılarım açık mı diyeceksiniz yani yoksa? Şimdi şöyle e, Candaş Bey 5 yıl belediye başkanı yaptın kimseye kapılı olmadık ki zaten. Şöyle görüşlerini beğenmeyebilirsiniz, kızabilirsiniz. E, yani her şeyi söyleyebilirsin o iş ayrı bir şey ama seçildikten sonra... Herkesten vergi alıyorsunuz, herkesten para alıyorsunuz ve onların adına idare ediyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra herhangi bir kişiyi ayırırsanız bu kul hakkına girer. Dolayısıyla hiçbir belediyede gelen kişiye önce bir kimliğini çıkart ya da bana parti kaydını göster. Nerelisin, hangi mezhepsin, hangi ırksın bunlar sorulmaz. E, Ruzet çıkarılır. Ben Burcu Hanım'ın da büyük ihtimalle aynı şeyi kastettiğini yani demle ben işbirliği yapmam. Ee, hüdaparla işbirliği yapmam anlamında söylediğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir belediye başkanı bu şekilde sen gel, sen git diye bir şey olmaz. Bu terör hassasiyeti. o hassasiyet bende de var açıkçası yani. Ama e, seçildikten sonra e, ben polis değilim. E, emniyet mensubu değilim yani. E, bir de öyle bir şey yok. Su getir, e, ödemeye gelenler. Dur hele bakayım ödeme. Şimdi son günlerin tartışması o. Sayın Cumhurbaşkanı hani Nin oy verirsiniz daha rahat edersiniz yoksa sıkıntıya düşersiniz dediği gibi o zaman oy vermeyenlerden vergi de almayacaksınız para da almayacaksınız yani böyle bir mantık olmaz kamu idaresi bu tür şeyleri affetmez belediye başkanı herkesi kapısı açık olur ben Burcu Hanım'la da görüştüm hmm. yani net bir şekilde benim gibi düşünüyor yani ben terör karşı hassasiyetimi ifade ederken bu şekilde konuştum ama tabii ki Afyon'da herkesi söylüyorum. Herkese kapımız açık. O manada bir sıkıntı olmaz. Herkese hizmet vermekle mükellefiz diyor. Siz Ankara için de ayrı şey söylüyorsunuz. Yani 5 yıl yaptım. Göreceğiz sonuçlarını. Bana bir Allah'ın kulu biz oy vermedi e, diye bize hizmet etti diye bilen birisi varsa çıksın. Muhtar olur, ilçe başkanı olur. ilçe belediye başkanı. Bir kişi çıksın. Yeminle söylüyorum. Hiçbir ilçeye ya da köye giderken buradan ne oy çıkıp çıkmış diye bakmadım. Bir de bu pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı falan olunca ben Ankara'yı köy köy gezdim. Ankara'lı çok şaşırdılar. Hatta bu kadar böyle hani bir belediye başkanı bir araba bir şoförle köy köy gezdiğini gördüler ve şaşırdılar. Benim için ben şöyle bakıyorum. O köyde kanalizasyon açık attan akıyorsa orada çocuklar oyun oynuyorsa salgın hastalık olma tehlikesi varsa oranın nereye oy verdiğini ne önemi var sanki? Ne önemi var, değil mi? Siz onu yapmakla mükellefsiniz. Eğer vicdanınız varsa bu ayrımı yapmazsınız. Ki ben bu ayrımı da hiç yapmadım. Zaman zaman e, rakamlar çünkü ortada e, o Mansur Yavaş ne yaptı? Kom adresimizde hepsi var. Açıp bakabilirler. Hiç oy almadığımız çok ay, e, az oy aldığımız yerlere ne kadar asfalt, ne kadar ne, yani ne yaptıysak hepsi orada görünüyor. Köylere kadar görünüyor. Dolayısıyla ayrım yapılamaz ama. Terör hassasiyeti, ben sizin programınızda da söyledim hatırlarsanız. Evet. Yani biz teröristlerle, evet e, ne PKK'yı ne Hizbullah'ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz. Oy vermesinler dediniz. Ne, net bir şekilde, hayır onların oylarıyla seçileceğimiz, seçilmeyeyim yani böyle bir şey yok. Bu terör hassasiyedir. Türk bayrağına, İskal Marşı'na saygı duyan, e, her zaman artık moda oldu, milli takım sevindiği zaman sevinen, herkese yan yana geliriz. Siyaseten de yan yana geliriz ama kamu hizmeti siyasetten yan yana gelinecek bir yer değil. Hizmet farklı bir şeydir. Biz seçim kazanmak için bu gruplarla yan yana gelmeyi son günlerde bu çok kullanılmaya başladı. Şey diyorlar, sizin için bir Ankara Belediye Başkan adayı diyor ki Dem Parti ile ittifak yapan, demin emrine himayesine giren bir büyükşehir belediye başkanı diyor. E ben de şunu gösteriyorum kendisine bakın. Dem Partisi'nin açıklaması. Diyor ki Amacımız Mansur Yavaş'ı seçim kaybettirmek diyor ve bunlar aday çıkarttılar Ankara'da. Hı. Bunu nereye koyacaksınız? Ama aynı görüşleri savunan Hüdapar var. Ben aynı kanaatteyim. Beni şikayet ettiler seçimle böyle konuştuğum için. Aynı görüşleri savunuyor. E, o şimdi Cumhur İttifakı 6 ok, seçim kazansın diye çıkartma çıkartmadı Ankara'da. şey serittiniz mi? Seçim sürecinde bir, bir birkaç hafta önceydi yanılmıyorsam. Sırrı Süreyya Önder'in bir konuşması var. Size yönelik de bayağı sert e, bir söylemi var. Yani şöyle yani o bizi ben... böleceğiz, parçalayacağız. Eyvallah. E, o bizi sevmiyordur. Biz de kendilerini sevmiyoruz ama sevmememiz e, kavga etmemiz anlamına gelmez. Benden hoşlanmayabilir. Ben de kendisinden hoşlanmıyorum açıkçası. Hoşlanmak zorunda değil insanlar. Birbirini sevmek zorunda değil ama herkes birbirinin makamına saygı duyacak açıkçası. E, demin emrine himayesine giren Büyükşehir Belediye Başkanı olma sö şeyine e söylemine karşı bir cevabınız var mı? Aynıya baksın diyorum. Yani demin görüşleri Hüdapar'ın görüşleri aynı. Dem benim karşıma aday çıkarıyor. Tek amacımız Ankara'da Mansur Yavaş'a seçim kaybettirmek diyor. Ama Hüdapar da aynı görüşleri savunmasına rağmen e Turut Altınok'u seçim kazandırmak için her şeyi yapıyor. Yani iki yüzlü siyasete gerek yok. Bizim ne demle işimiz olur, ne başka birisiyle işimiz olur. Hizmet noktasında herkese hizmet ederiz. Benden memnunsa, kim nereye oy veriyorsa versin 6 milyon insan da oyuna talibim. Seçileceğim ve 6 milyona da hizmet edeceğim. Ama böyle himaye mimaye lafları biraz seviyesiz siyaset. E seviyesiz siyaseti yapanları geçen seçim gördük. PKK'lılar sayış okuyacaktı. Herhalde yakında ona da başlayacaklar gene. Ee, ayıp böyle şeyler. 5 yıl geçti. ne NPKK'lılar sayaç okudu. Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri sayaç okudu. Bunu söyleyenlerin de eline yüzüne bulaştı. Gene bu, bu söylemedik devam ederlerse kendi yüzlerine bulaşır. Ee, açıkçası bunlar ayıp şeyler. Bile benim kimliğimi biliyorlar. Beni tanıyorlar. Zaten ne söylerse söylesin. Mansur Yavaş'ı bu yan yana zaten gelmiyor. Vatandaş da inanmıyor. Ee... Siz 2019 belediye başkanlık seçimlerinde su fiyatlarını indireceğinizi evet. vaat etmişsiniz. Fakat indirmemişsiniz. Tam da bu dönemde rakibiniz Turgut Altınok %50 su fiyatlarında indirim yapacağım diyor. Birincisi neden vaat yani seçim sonucunda su fiyatlarını indireceğim deyip indirmediniz? İkincisi %50 indirilebiliyorsa bu fiyatlar siz niye indirmiyorsunuz? <laughs> İndirilip indirilmeyeceğini göstereceğim. Bütün e, Türkiye görsün bunu. 1.6 dolardan sattı Ak Partili belediye başkanı daha önceki yıllarda. Yani şu anda 50 liranın üzerinde tonu. Daha sonra Mustafa Tuna bunu 0.94'e indirdi. Şu anda bizim fiyatımız 0.70. Hala 0.70. Ayrıca eski dönemde uygulanmayan bazı özellikler var. Nedir uygulanmayan özellikler? Sosyal yardım alan 200 bin aileye tonu 1 lira. 10 ton 10 liradan veriyoruz. Deprem sedeleri 10 liradan veriyoruz. Emeklilere de 10 ton 10 liradan veriyoruz. Su pahalı falan değil. Birincisi bu. %50 indirilirsen %50 indirilirse ne olur? Onu göstereyim şimdi Ankaralılara. Bizim askenin toplam gideri var. Yani yatırımlara falan bırakın Polat su götürüyoruz. Bir, bir, sürü yeri sel basıyor. Altyapı yapıyoruz bir yandan. Şu anda e, personel giderimiz 400 milyon lira. Elektrik ödemesi 200 milyon lira, aylık standart bu. İşme suyu ve atık su arıtma gideri 50 milyon lira, kredi geri ödemeleri 120 milyon lira, diğer sabit giderler 400 milyon lira, 25 bölgenin onarımı, arıza, yeni işme suyu ve kanal hattı, bir kanalizasyonları falan da kapatıyoruz. ya Toplam aylık gider 1 milyar 170 milyon lira. Şu andaki gelirimiz 100 milyon lira, 1 milyar 100 milyon lira. Ucuz mu satıyoruz pahalı mı satıyoruz? Zarar ediyorsunuz. E yani bunu da %50'ye indirirseniz askının kapısına kilit vuracaksınız. Nasıl olacak peki bu nasıl sübvanse edecek? biz burada tefe tüfe uygulaması var. Belediye meclisten müşterek karar aldık. Onlar çıkıp gittiler ama yani 148'de biz 40 kişiyiz. Suya zammı tek başına yapacak halimiz yok. Uyanıklık yaptılar. Tefe tüfe olurken bir zam yapmış olmuyorum diye çıktılar meclisten gittiler. İyi de yani reddederdiniz atardınız. Ama askerin durumunu onlar da biliyorlar. Elektriğe gelen zamlar, mazota gelen zamlar hepsi yüzde 500 artmış. Suyu 50 indirinceye kadar benim onlara tavsiyem elektriği de doğalgazda da indirsinler hükümetler. İndirsinler indiriliyorsa, maliyetin altına satılıyorsa satsınlar görelim. Eğer suyu 50 in, bir, bir şey daha var. Sayıştay kararları var. Zararına satamazsınız. Bunu da şöyle bırakayım. Peki bir şey soracağım. Şimdi şu anda aski zarar ediyor bu tablodan. Evet, zarar e ediyor. Nasıl devam ettiriyorsunuz bu kurumu? Bu devamlı nasıl? Tepe tüfe ile her ay 5 e, kuruş 10 kuruş üzerine şey koyuyor. Açığı nereden? Yani, i̇şte oradan Kredim kredi mi alıyorsunuz yani? Kredi o kredi de ayrı mesele. Şimdi evet. aski'nin bütçesini eksi -5 milyar olarak e, önceki dönemde 2023'te belirledik. Eksi -5 milyar. Eee ne demek bu? Git 5 milyar kredi çek demek. Şimdi daha sonra bunu kredi verdik diye sayıyorlar. Kredi krediyi kamu bankalarından mı alıyorsunuz. E, kamu bankaları bize verir mi krediyi? Nereden para buluyorsunuz? Teminat mektubu dahi vermiyorlar 5 milyonluk. Özel bankalara gidiyorsun. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Yani dedim bize teminat vermiyor, e, teminat mektubu vermiyor, vakıflar bankası kredimizi yenilemiyor. Ne oluyor? Ben dedi gidiyorum elin gavurun Bankası'ndan alıyorum. Şimdi onlar öyle anlatırlar diye. Yani bana o temirat vermemekle, kredi vermemekle ben bir şey yapmıyorum ama başkasına para kazandırıyorum dedim. Bayağı da kızmıştı niye vermiyorlar diye ama gene bir şey değişmedi daha Şu sonra. başkaları bankalara, kamu bankalarına mı kızdı? Vakıflar Bankası vermiyor demiştim. Şunu da göstereyim. En pahalı Türkiye'nin suyu diyor. Bakın He. yukarıda başka belediyeler var. Bu suyun pahalılığı, ucuzluğu biraz da şeyle alakalı. Bir manisa... 2 Muğla 3 İzmir. Evet evet. Biz burada İzmir Belediye Başkanı adayını konuk ettik. Ben de İzmir 1 biliyordum. Mesela 3'müş. Ya, bu şöyle oluyor. Su teminiyle alakalı. Bazen Cazi Bey'le su gelir. Enerji giderine çok fazla şey yapmazsınız. O zaman suyu ucuz verirsiniz. Ama 22.67 suyu, suyu elektrikle getiriyorsanız yani elektrik ücreti var, mazot ücreti var pompaların elektrik ücreti var filan. Şimdi daha önceki yıllarda da 1 milyar 217 milyon dolar aktarılmış pahalı satıkları için. Şimdi ben şeyi bir bitireyim izin verirseniz kredi işini. İki, biz de tam tersine onlar büyük şehirlere para aktarırken pahalı satıp biz maliyetleri karşılamıyoruz. Meclisten bütçeyi beraber geçirdik ve eksi 5 milyar olarak geçti. Bu sene de eksi veya 2 veya 3 milyar geçti. Yani diyor ki 5 milyar senin gelirlerin giderlerini karşılamayacak. 5 milyar kredi al. Biz de bulamadık kredi. Malum ekonomik şartlar nedeniyle. En son 2 milyar lira kredi bulduk. E, fakat banka şöyle bir şey dedi. Meclisten tekrar karar alalım dedi. dedi ya meclisten geçti zaten bu. Uç. Hayır dedi yeniden karar alalım dedi. Götürdük mecliste 2 milyar lira için. 8 aydır bekliyor. Şimdi de geçen televizyona mesaj atıyorlar. Kredi verdi kullanmadı diye. E, bekletiyorsunuz işte. Yani askının zarar etmesine, faiz ödemesine zarar veriyorsun. Mansur Yavaş'ın cebinden çıkıyor sanıyorsun. Hayır. Amaç askıyı kilitlemek ama bana bir şey olmuyor. Sonuçta halkın cebinden çıkıyor. Şimdi zaman zaman e, ben seçimden önce bir söz vermiştim. 5 kuruşa satacağım köylerde suyu diye. Özellikle sonradan büyük şehir olduğu için yıllar önce köylerde vatandaş imece usulüyle kendi e, suyunu kendi getirmiş. Bunları bizden önceki dönemde çöktüler, tabiri caizse aldılar ve pahalı fiyatta satmaya başladılar. Vatandaşın şikayeti çoktu. Bu tür olan durumda olan köylere ben 5 kuruşa vereceğim dedim. Ücretsiz veremiyoruz. Ve ben bunu hemen seçilir seçilmez 11-10-2019 tarihinde e, önergeyle sundum mecliste ve 5 kuruş diye karar alındı. Hmm. Arkasından bu sefer 5216 sayılı kanununun 16-10-2020 tarihinde bir ek üçüncü madde geldi. İlçelerde verilecek suyun e, iş yerlerinde %50, evlerde %25'den aşağı olamaz diye uygulayamadık bunu. Ama bunu meclise sunan benim. Bir diğer konu, sayıştay bu tür durumlarda ne yapıyor? Sayıştay... Bizden önceki dönemde benzer bir durumda şey kararı almışlar. Yüzde 25 yerine yüzde 20 veya yüzde 30 indirimle karar almışlar. 450 milyonları zimmet çıkarttı bizden önceki meclise. Öyle olunca zaten şeyden geri adım attılar. Yüzde 50 suyu indirem diye karar almışlardı. Mahkemede bozdu. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Yani gelir gideri karşılamayacak. Böyle bir şey mi olur diye. Mahkeme aldıkları kararı iptal etti. Ama hizmetlere bakılacaksa bakın. Önceki dönemdeki asgari ücret içerisinde ulaşım ve e, suyun payı şimdiki duruma göre payı 7. yarı yarıya ucuz veriyoruz. Öyle popülist söylemlerle falan e, indireceğiz, yapacağız falan demeye gerek yok. Önce geçmiş yıllardaki pahalı sattığınız 1 kat 1 milyar 200 küsür milyon dolar aktarılan paranın ve halktan fazla alınan paranın hesabını vermeleri lazım. Aynı belediye. Yani e, Sayın Gökçek de e, Sayın e, Turgut Altınok birbirini sevmeyebilir ama sonuçta aynı partinin yerine görünce yerine göre e, eskiyi savunup yerine e, göre reddetmek diye bir şey olamaz. Biz ve musluktan suyumuz içilebilir. Psikolojik etkisi var. Zaman zaman ben de başucuma plastik su koyup yatıyorum. Gece yani üşeniyoruz falan. İçmeyin. Ee, ama e, şöyle bir şey var, e, bunu geçen televizyonda da gösterdim, 50 bin noktadan su alınıyor. Biz almıyoruz sadece, bizim kendi laboratuvarlarımız da çok iyi. Akredite ama Sağlık Bakanlığı takip ediyor, halk sağlığı laboratuvarlarında inceliyorlar. Yani hiç aklınıza geliyor mu? Ankara'nın suyu kötü olacak da beni tefe koymayacaklar. İnsan sağlığını ilgilendiren bir şey. Musluktan da su içilebilir durumda biz yaptığımız biz bütün hizmetleri daha konforlu ve daha ucuza vereceğini düşünüyoruz. Önceki dönemlerde siz halkı müşteri olarak görüyorsunuz. Suyu pahalı satıyorsunuz. Mecbur içiliyorsunuz insanlar içmez ölecek. Bu nedenle bunları savunduk. Dolayısıyla e, durum budur. Eğer suyu %50 indirdiği zaman askerin kapısına kilit vurmak Gerçek gerçekçi olmak lazım ve yargılanır zimmet çıkar. Yani suyu dediğim gibi bakın biz e, maliyetin altında satıyoruz ama e, tefe tüfeyle bunun nasıl olsa eşitleneceğini düşünüyoruz şu anda. Biz zam falan yapmıyoruz. Zam yapacak halimiz yok. 148'de 40 kişiyiz. Zamı belediye meclisinden yapılıyor. Şimdi bunun yanında daha şey bitmiyor. Bunun yanında e, Polat götürüyoruz iki buçuk milyar. Gölbaşı Mogan arasında çok önemli bir hattı değiştirdik. O e, 4-500 milyona mal oldu. Çamlı Dere'den elma, elma su götürdük, çubuktan Akkürtası götürdük. Bir yandan da bunları yapacaksınız, kanalizasyonları kapatacaksınız filan yani. Ne ile yapacaksınız gelirgileri? Bu sabit giderleri bile karşılamıyorsa siz e, önümüzdeki dönemde yapmanız gereken yatırımlar e, yatırımları ne ile yapacaksınız? Dolayısıyla e, seçime gelirken herkes biraz böyle konuşuyor ama e, bence... Ee, bir de şöyle bir şey var, bizim web sayfamızda, askerin web sayfamızda bir kuruşu kuruşuna gideri gideri yazılım. İnsan hiç olmazsa bilen birisine der ki şuraya bir bak, böyle bir vaatte bulunacağım, bunun sonucu ne olur? Bakar insan ona göre, şu kadar indireceğim dersiniz veya şöyle idare edeceğim dersiniz ama yüzde elli indireceğim dediğiniz zaman sadece oy almaya yönelik Popülist bir yaklaşım anlamı taşır. Ama bu sizin bu hesaptan anladığım şu, yani ASKİ şu anki su fiyatıyla bile ciddi zarar, zarar ediyor, ediyor, krediyle ayakta duruyor Zarar ediyor. ve su fiyatının bir şekilde arttırılması mı gerekiyor? Tepe tüfeğiyle ben e, makul yakalayacağımıza Hı. inanıyorum. Çünkü hükümet belli ki enflasyonu e, şey yapamayacak, e, şu anda indiremeyeceğine göre fiyatlar artıyor, o da tepe tüfeği oranında. Otomatikman güncelleniyor rakamlarımız. Biraz önce plastik şişeden su içiyorum dediniz ya en son bir yayın yapıldı bilimsel. Ben onunla ilgili şöyle bir ben, ben tahminimle aynı şeyi söyleyeceksin. Bilmiyorum sizden önce söylemiş oldum ama geçen televizyonda da söyledim. musluk suyunu insanlara içirmenin en önemli şeylerinden birisi iyi bir propaganda bu da plastik sudan işilenle vücuda gelen plastiğin oranını güzel anlatırsak ne herhalde plastik. herkes çeşmeye yönelir. Çünkü gerçeğini söyleyeyim. Benden önceki dönemde Sayın Mustafa Tuna döneminde eskiden Kesi Köprü'den su verildiği zaman sarı sarı akardı. O korozyonunu çözmüşler. Laboratuvarı yenilemişler. Kesi Köprü'den gelen suyun da artık eskisi kadar zararı yok. Bir. ikincisi biz mümkün olduğu kadar vermiyoruz. Beşte bir oranında, altıda bir oranında, onda bir oranında veriyoruz. Sadece e, geçtiğimiz yıl Kahraman Kazan'da 2014'ten beri hafriyat dökülen bir yer var. Aynen Erzincan'daki gibi göçünce boruyu patlattı. Ee, onu takviye etmek için yüzde 40 oranında verdik. Onun haricinde sadece bir hat çalışıyor genellikle çünkü o bir hattının mutlaka çalışması gerekiyor. Ama Koca, devasa, çamlı dere ve diğer yerlerden gelen sular içerisinde damla gibi kalıyor açıkçası. Ben Greenpeace'le bir belgesel yaptım geçen sene plastik kıyamet diye tam da orada bundan bahsediliyor. Yani plastik şişelerde içilen sudaki mikroplastiğin evet. insana içtiği suyla ne kadar büyük bir zarar verdiği anlatılıyor. Hatta şeyde bile yani okyanustaki balıklarda bile Tabii. biliyorsunuz çok yoğun bir şekilde şey çıkıyor, plastik çıkıyor. Bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'a soracağımız çok fazla soru var. Kısa bir ara. Boyut Çelik Kapı'nın sunduğu Candaş Tolga az önce konuştuğum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mansur Yavaş. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından bir tanesi önceki gün yine TV100 ekranında sizinle ilgili bir iddiayı ortaya attı. Dedi ki asfalt ihalesi yapılıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. İki firmanın teklifi kuruşu kuruşuna aynı. 27 iş kalemi var. 27'sinin de birim fiyatları aynı. Şimdi bu ortalama zekadaki bir insana diyor çok mantıklı gelmiyordur. Ve çok net bir şekilde diyor ki bunun adı ihaleye fesat karıştırmak. Onun söylediği doğru. Nasıl ihaleye nasıl fesat karıştıracaksınız? İhale fesat karıştırma konusunda onun tecrübesi çoktur. Şimdi o kadarını söylüyorum. Ben dün akşam bu söylenince aldım geldim nedir diye. Bakın ihaleler nasıl yapıyor? Bizim bütün ihalelerimiz açıktır açık olunca katılımcılar geliyor canlı yayında herkes zarfını tek tek veriyor. Dolayısıyla 10 tane katılımcı var o ihalede. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz baştan. Tek tek açılıyor. Gerçekten iki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat bunun birisi eksik evraktan elenmiş. O aynı fiyatı veren adam da ihaleyi alamamış zaten. Yani ihale onlardan birisi alsa aynı ama önceden aynı rakamı vereceğini biz nereden bilelim? Ama ihale onlarda kalmamış. Bir başkasına kalsın diye böyle yapıyorlar mı? Olabilirler Ay, mi? Ay nasıl olur başkasına kalsın diye? Aynı teklifi birebir aynı teklif verip diğeri onun çok daha düşüğünde kaldı. 70 hmm. milyon açığında %26.42 tenzilatla kaldı. Hmm. Yani insan bunu söylerken utanır bak diyorum o ihale uzmanıdır kendisi. İhaleler çok gidip çıkmıştır. Dolayısıyla bunun ne anlama geldiğini bilir. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı vereceğini vermeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? Ve o sebep yani birisi zaten evrak eksikliğinden iptal olmuş. Diğeri de ihaleyi alamamış zaten. İhaleyi daha da düşük veren birisi almış. Kaldı ki 10 tane katılımcı var. 10 katılımcıdan biri elenmiş 9 tane var. Yani hangisi daha az verdiyse ki onların haricinde bir başka firma daha az fiyat vermiş ve kırmış şeyi daha fazla kırım yaparak ihaleyi almış. Şimdi bunu söyleyinceye kadar yani orada arkadaşlar söylemişler niye savcılığa gitmiyorsun diye. Ben bunu anlamıyorum yani. Ben böyle bir şey mecliste iddia edildiği zaman adliye orada diyordum. Çünkü gideceksin böyle lafla konuşmayla olmaz. Adliye gideceksin benim eğer elemanım yanlış yapıyorsa cezasını çekecek. Yanlış yapmıyorsa böyle lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın. İnsan söylediği sözün arkasında olur. Gidersin savcılığa. Dersin ki böyle bir bir şey var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani aday olduğu partinin Sayın Genel Başkanı 40 ile benimle beraber gitmiştir. Her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Meral Akşener'den bahsediyor. Evet. Yani Sayın Genel Başkanı yalanlıyor bir de. Belli ki aday oluşunun sebebi artık bu basına yansıdığı için Söylemek durumundayım. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Biz de vermeyince bu sefer gitti oralarda sadece ve sadece bütün televizyonları Mansur Yavaş'ı karalamak için. Bu diyor. seçim dönemi mi? Evet. Cengiz Topel Bey'den bahsediyor. Evet. Size Mamak Belediye Başkanı adayı olmak için mi geldi? Evet Mamak Belediye Bey. Madem Mansur Yavaş yanlış bir adam, yolsuzluk yapıyor. Sen niye benimle beraber çalışmak istiyorsun niye? ki? Niye kabul etmediniz siz? E, Neyini kabul edeyim yani? Niye kabul etmek zorunda mıyım? Parti var ilçe teşkilatı var. Ben kendi başıma bir de karar verecek durumda değilim ki. Ya Yanında şahit de ispatlı bir de geliş. Siz ne cevap verdiniz? Yani bu talep o kendisinden Mamak, Mamak'tan belediye başkanı olamazsın dedik. Gitti yani o kadar. Ama ben de diyorum yani böyle lafı ortaya atıp sadece kara çalmak için böyle konuşmayla olmaz. Eğer namusu, şerifle haysiyetli insansa gidecek bu evrakı savcılığa verecek. Eğer benim personelimde bir hata varsa çeksin cezasını. Ama hata yoksa attığı iftiranın bedelini de kendisi ödeyecek. Bu, bu, iş bu kadar basit. Böyle seçime giderken kalkıp durmuş 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 da şimdi mi öğrenmiş bunu? Şimdi mi öğrenmiş? Yani seçim e, seçime 20 gün kala mı öğrenmiş? Bunlar Siz, ayıp şeyler. Cengiz Bey'in belediye kasasında olması gereken 5 milyar 9 5 milyar 928 milyon lira yok. E açıklamasını da duydunuz mu arkadaşlar? Vallahi ben öyle bir para şey duymadım öyle... da ben duymadım da şöyle söyleyeyim belediyenin 5 kuruşu kaybolmaz. Bakın Türkiye'de bütün harcamalarını web sayfasından yayınlayan biziz. Sayıştay tenkitlerini de yayınlıyoruz. Her şeyi yayınlıyoruz. Şirketlerde yeminli mali müşavirlerimiz var. Bizi sayıştay denetler, müfettişler denetler. Şimdiye kadar böyle bir iddiayı ne duyduk ne işittik. Hayır, 5 milyar 928 milyon lira çok büyük bir rakam. Bu rakam herhangi bir şekilde bugüne kadar size bir e, savcılık noktasında Hiç sayıştay şey raporu noktasında... bugüne kadar bir bilgimiz yok. Sayıştay raporu olsa zaten tepe koyarlar beni para kayıptı. Böyle ya şey olur mu? 5 milyar 928 milyon lira kayıpsa... Böyle bir şey olur mu? Ruh sağlığını kaybetmiş bu arkadaş varsa bir şey böyle bir şey o, o konuda da gitsin savcılara başvurun ben de öğreneyim ne var. Ama şöyle taktik bize bunları savunmak zorunda bıraktır. Benim anlatacağım projeler engel oluyor. Geçen seçim ben bu tür iddialar yüzünden doğrusu proje şey yapamadım, anlatamadım ama bunun muhatapları bizim şirketlerimizdir, bizim genel müdürlerimizdir. Gereken cevabı açıklamayı böyle bir iddiada bulunduğu zaman yapacaklar. Daha sonra da gereğini yapmak üzere tazminat davası açacaklar veya savcılığa da başvuracaklar. Herkes e, azdan çıkanın sonucuna katlanacak. Böyle bir siyaset olmaz. Geçen seçimlerde kanalizasyonu açıkta olan köy kalmayacak diye bir söz evet. vermişsiniz. E, şu anda Ankara'da 50 köyün kanalizasyonu açıktaymış. Evet. Niye? Şimdi biz iş başına geldiğimizde 171 köyün açıklarına kan şey daha fazla 200 küsür köyde e, 232 köyde bunu bütün televizyonlarda meydanlarda söylüyorum. Kanalizasyonun aktığını öğrendik. Biz bilmiyorduk çünkü kaçtı geldiğinizde. 232. Bunu 171'ini çözdük. 61 köyünkü de ihaleye çıkarıldı. peki 61 köy niye kaldı? Yani askın imkanızlıkları falan değil. Her işi bırakıp öncelim benim bunlardı. Pandemi nedeniyle ihaleleri yapıldı fakat biliyorsunuz hükümet ekonomik sıkıntıya giren müteahhitlere vazgeçme hakkı tanıdığı için bunların hemen hemen hepsi ihale çıkıp müteahhitlerin bıraktığı işler şimdi yeniden ihale çıkıldı. Bu 50 köyün 50'sini de müteahhitin bıraktı. Evet. Tamamını yapacağız, söz verdik. Peki şunu da sormak lazım. Peki 232 köyün kanalizasyonu sizde kaç yıldır açıktan akıyor? Hiç yapılmamış değil mi? Peki suyu 60 liraya sattınız. Bu insanlar burada hasta olma tehlikesi varken siz neredeydiniz? İşte aradaki belediyecilik farkı budur. Mansur Yavaş belediyeciliği budur Candaş Bey. Onun için insanlar bizi seviyor. Siz insanların oyunu aldınız aldınız en elzem kanalizasyonlarını dahi yapmadınız. Mansur Yavaş'a düştü. 400 kilometre asbestli boruyu kaldırmak, yenilemek Mansur Yavaş'a düştü. Polatya'sı götürmek Mansur Yavaş'a düştü. Taşkın sahaları var. Taşkın sahalarında biz yaptık. Yani bunlar ibretlik işler. Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Bakanlığı 2013 yılında yazı yazmış. 16 noktada acil bunlara tedbir alın insan ölecek demiş. Bakın yazı burada. Kaçını yapmışlar biliyor musunuz? Sıfır. Hiçbirisini yapmamışlar. Peki biz kaçını yapmışız? Bu imkanlarla üstelik yarım bütçeyle yapıyoruz. Yarım bütçe derken onu da göstereyim. Ne demek yarım bütçe? Yarım bütçe 550 milyon dolar iken askerin o yıllardaki bütçesi şimdi 220 milyon dolar. O bütçede biz daha fazla iş yaptık. Yani kanalizasyon yapılmadı diye kendileri yapmadılar kanalizasyon ama Mansur Yavaş 171'inkini çözdü, 61'i inşallah onu da çözeceğiz. Ee, 2019'da siz... Göreve aday olduğunuzda 58 kilometre metro sözü vermişsiniz evet. ve yapamamışsınız. Bu sene 51 kilometre sözü veriyorsunuz. Ee, size yönelik eleştiri şu 7 kilometreye ne oldu ve neden yapamadı diyorlar. Şimdi çok iyi biliyorlar aslında biz e, hatlar belliydi o işte fiili imkansız e, yapamadıklarımızın bir kısmı o geldik. Projesi olan varsa hemen yapalım. Ulaştırma Bakanlığı'na başvuru oldu. Baktık ki hiçbir tane proje yok. Hatlar çizili ama yani Ulaştırma Bakanlığı'na devredilirken belediye tarafından hatlar çizilmiş. Demiş ki işte Mamak Dikim Evi, Keçören Ovacık, Koru Yaşam Kent hatlar belli. Biz de bunlara söz verdik. Geldi ki hiçbirisinin projesi yok. Yani İstanbul'da yeni projesi var devam eden var, başlamış, durdurulmuşlar var. Ankara'da hiç yok. Sıfır. Bize dediler ki mama verin. Ellerinde sadece Keçören Havaalanı Mesosu'nda projesini Ulaştırma Bakanlığı yapıyor o zaman. Onu biz yapacağız dediler, vermediler zaten o tarihte. Biz de bunun üzerine Mamak projesini yaptırdık. Ee, i̇nsanlar bilmiyor olabilir. Proje inşaat projesi gibi masada çizilmiyor. 70, 80, 100, 200 tane sondaj vuruyorsunuz. Ondan sonra gidip vatandaşla mülakat yapıyorsunuz. E, gidiş geliş yolcu sayılarını toparlıyorsun. Nereden geçmesi daha uygun diye. bunu ihalesini yaptık. Bir buçuk iki yıl sürdü projesinin tamamlanması. Daha sonra bunu Ulaştırma Bakanlığı'na sunduk. Ulaştırma Bakanlığı bir takım revizeler istedi. Revizeleri de yaptık ve daha sonra proje onaylandı. Daha sonra biz kredi bulduk. Kredi hazine onayladı. Cumhurbaşkanı onayladı. Belediye meclisinden de onayladı. Ve Ocak ayında Maman Mama ihalesini çıktım. Fakat normalde 400 milyon, 450 milyon euro bunun yaklaşık maliyeti olmasına rağmen dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bazı firmalar nedense teklif vermediler. Çünkü çok isteklilerdi. İyi bir rekabet olacak diye beklerken tam 200 milyon euro fazla fiyat verdiler. 200 milyon euro yani şunu diyebilirdim bu soru gelecek. Yapamadın desinlerdi de onaylayalım da yapıyoruz diyelim falan ama e, bırakın iki, e, 200 milyon euroyu. 2 euroyu bile vatandaşın parasını ben kalkıp başkasına peşkeş çekemem. İptal ettik ve inşallah Türk parası üzerinden daha çok katılımcının kalacağı şekilde Nisan veya en geç Mayıs'ta yeniden ihale Peki, yapılacak. bu 200 milyon euro fazla veren firmalar bildiğimiz firmalar bildiğiniz mı? Bildiğiniz firmalar. Yani bu çok kamuoyunda da az evet, geçen. Evet onlar. Dolayısıyla ben hiç e, gözüm kapalı bir şekilde e, reddettim hemen yani 200 milyon euro. Şimdi ondan sonra ne oldu? Bu arada garip bir şey oldu tabii. Gariplik nedir? Ben 8 Nisan'da seçildim. 28 Nisan'da birdenbire kanun değişti. Yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Çay yolu metrosunu Ulaştırma Bakanlığı'na yaptırdıkları için Ulaştırma Bakanlığı parayı belediyeden istiyor. Ve Sayın Mustafa Tuna ile imzalamışlar. Bilet ücreti üzerinden kesinti yapılarak ödenecek. Eğer öyle ödenseydi Şimdi 124 milyon lira ödenmiş olacaktı. Ama birdenbire 28 Nisan 2019'da kararnameyle değişince bu sefer bütçeden %5 kesmeye başladılar. Hı hı. Ve benden 5.75 milyar lirayı haksız bir şekilde aldılar. Yani maç oynarken kural değiştirdiler. Çayolu'nun borcunu bitirdik. Şimdi Çayolu metrosunu kim yapmış oldu sizce? Şimdi bunu görünce hemen ben başladım Ulaştırma Bakanlığından e, izin aldık, Koru bağlıca ve Koru Yaşamkent uzatma hattının projesini ihale ettim. Proje tamamlandı, Ulaştırma Bakanlarına gönderildi. Keşören ovacık uzatmasının projesini yaptım, Ulaştırma Bakanlarına gönderdim. Ayrıca Dikmen'den e, Kızılay Dikmen arası, e, Turan Güneş caddesine kadar çıkacak yeni bir metro hattında <laughs> Projesi tamamlandı. Sadece hızlı tren hattından Bağlıca'dan Eryaman'a gidecek e, kısmın projesi yeni ihale edildi ve bunların ihaleleri bitti. 51 kilometre budur. Proje yok ortada. Peki bu arada ben de şöyle bir şey düşündüm. Madem bizden bunu söke söke alıyorlar parasını, kısa sürede alıyorlar. Böyle bir mesru geri ödemesi yok. Mesru yatırımları çok 10 15 20 yıl uzun vadeli yatırımlardır. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlarına yaz yazdım. Keçören metrosunu siz yapıyorsunuz. Nasılsa parasını benden alacaksınız. Verin ben yapayım hiç olmazsa. Çünkü elde olan metro, öbürlerinin projesi yok. Onlar dediler ki hayır biz yapacağız dediler. Ama 2022'den beri yatırım programında olmasına rağmen bu yılda sadece 3 bin lira para koydular. Küçük altın alamazsınız o projeyi Yapmayacaklar. Ben de açıkçası bunların projesi yapıldıktan sonra Keçören madem e, Turgut Bey de ben yapacağım diyor. Mesela hiç demiş mi acaba? Ulaştırma Bakanlığı'na niye yapmadınız diye soruyor mu? Üç yıldır yatırım programında. Önce kendi işlerine bakıp daha sonra bizi eleştirecekler. Açıkçası şimdi onlar ben yapacağım dediğine göre ben açıkçası önce kendi projesini yaptırdım. E, metrolar için finans arayıp onları yapmaya çalışacağım açıkçası. Yani yapamadığı diye değil proje yok ortada. E, seçimden önceki vaatlerinizin videolarını sildirdiniz mi gerçekten? Hiçbir şey sildirmedim. Herhangi bir vaatimi bulamayanlar Mansur Yavaş hatmen.com'a mesaj atsın ben hemen size göndereyim. isteyeni göndermez. Niye sinirim Neden korkayım? Utanacak bir şeyim yok çok şükür. Saklayacak bir Siz, şeyim de yok. Sizin bir tane yapamadığımı yap yapamadım, yapamadım. Yaptığımı yaparım diye. Yapamadığım da varsa bir gerekçesi. Yapamam be Para yoktu yapamam derim. Bizim Mans şey de Mansur Yavaş ne yaptı komda <laughs> 100 projemizin 100'ü yüzü de orada duruyor. Şimdi orada o 100 projeden onunu 10 gerçekleştirememişsiniz. Sizin kendi veriyi söylüyorum. Evet. 10 tanesini gerçekleştirememişsiniz. 13 tanesini de oradaki ifadeyle fiili imkansızlık nedeniyle gerçekleştiremedi yazıyor. Fiili imkansızlık ne demek? Ya fiili imkansızlık bu metro şeyleri var. E, metro projeleri var. Fiilen yapamıyorsunuz. Mesela ben demişim ki Tatlar Arıtma Tesisi yapılacak. Onu yapamamışız. E, işte meclisten geçmedi veya e, ee, okullara spor kutusu vereceğiz demişiz. Yazıyorsun milli eğitime diyor ki onun gerçek bir spor verecek biz vereceğiz siz yapmayın diyorlar. Bunun gibi şeyler yani kamuyla beraber gelip izin verilmeyen yapılamayan şeyler fiili imkansızlık budur. Yoksa niye Diğer 10 tane gerçekleştiremediniz niye gerçekleştiremediniz? 100... Ya şimdi... Elmadağ Ayaş diyor hattı yapacağız demişiz. Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Biz yapacağız dediler. Bu başkent rayın, e, uzaması ben Elmadağ, öbür tarafında yeni kenti, daha sonra Ayaş'a kadar diyecek demiştim. Gezici sağlık taraması araçları demişiz. Sağlık Bakanlığı yapamazsınız diye yazı yazmış bize. Esra Caddesi genişletme askeri orası da askeri ve sit alanı olduğu için yapılamamış. Saracoğlu Kültür Sanat Mahallesi'ni biz yapacağız demişiz. Çevre Bakanlığı kendi yaptığı için fiili imkansızlık bunlar. İpek Yolu projemiz var. İpek Yolu'nun videosunu çektirdim. Her şeyi hazır. Pandemiden dolayı yapılamadı. O da mesela Japonya Büyükelçisi ile konuştum. Kore Büyükelçisi ile konuştum. Videosu hazır şu anda. Tamamen İstanbul'a gelen uzak doğulu turistleri e, Mudurnu, Taraklı, Göynük, Nallahan Beypazarı, Ayaşgüdül üzerinden Ankara'ya getirmekti İpek Yolu projesi buydu. Ee, video çekimi yapıldı ancak e, mesela Japon Büyükelçisi e, çok iyi de Türkçe biliyordu. Bütün Türkiye'yi geziyordu. Onunla konuşmuştuk. Gelen turları getirecek e, İstanbul'dan masrafını biz karşılayalım. Oradaki belediye başkanlarına haber gönderdik. Böyle böyle bir tur başlatacağız diye. Mesela Nallıhan'da iğne oyasına bayılıyor Japonlar. Çok meraklılar. Sırf onu görmeye gelecekler. Bey pazarını zaten daha önceden çok geldiler gelecekler. Pandemi nedeniyle gerçekleştirilmedi. Buna rağmen Kore Büyükelçisi ile tekrar konuştum. Bir diğer gene turizm termal turizmdi. Termal turizmde ilk sefer termal otelcilerle toplandık. Daha sonra e, Büyükelçilerle toplandık. Özellikle Kuzey ülkelerinin büyükelçileriyle toplandık. Dedik termal e, sağlık şirketlerini buraya getirin sigorta şirketlerini gezdirelim. Ayrıca onlara bonus e, turlar yaptıracağız. Bir diğer konu. E, EYT'lerin genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyeceğiz demiştik Yapamadık çünkü e, bakanlık bir gün unuttu Ocak ayında Ben yayınlayınca aynı gün akşam sağlık bakanlığı biz ödüyoruz dedi Onun hmm. için yapamadık gibi yani bunlar e, Sayın Başkan belediye bütçesiyle beslenen bir troll çeteniz var mı? Vallahi bizim trollümüz falan yok Hiçbir zaman e, troll beslemedim Bunlar haram paradır. Tur ile para verip de bizim kendi normal belediye çalışanlarımız bir de gönüllülerimiz var. Bizi seven insanlar bize karşı bir hamle yapıldığı zaman, iftira atıldığı zaman doğal savunuyorlar. Şimdi troll çetesinin falan olup olmadığı nereden anlanır? Ben buradan ilan ediyorum. Şimdi sosyal medya uzmanları var. Bir baksınlar Mansur Yavaş'ta bot tabir edilen şeyler var mı? Bir de rakibiminkine baksınlar var mı yok mu? Biz görüyoruz var mı yok mu? Bizim trollümüz falan yok. Şimdi trole ihtiyacımız yok. Allah çok şükür sevenimiz, destekleyenimiz çok çok fazla. Ee, bu sosyal medya sonuçta bir iletişim kanalı. Yani evet. troll sorusuna cevap verdiniz ama bu alana belediye olarak bir para yatırıyor musunuz iletişim anlamında? Biz e, bu alana hiç para falan yatırmıyoruz. Ancak e, belediyemizin e, şirketlerin sosyal medyasını tanıtan, faaliyetlerini tanıtan e, e, kısmını bir şirket üzerinden yapmak Hı. zorundasın. Onun haricinde yok öyle ahım şahim falan para, para yok. Ee, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Nereye ne harcadığımız bütün web sayfalarında görüyoruz. Zaten olsa orada görürler bunları. Yok öyle bir şey. Ee, Ankara'da yeşil dokunun azaldığı, sizin gülleri, ağaçları söktürüp yerine taş döşediğinizi e, iddia ediyor Sayın Altunok ve diyor ki e, ben yeni bir tane park yaptım desin göreyim diyor. Ben de güzel bir soru size sorayım izin verirseniz. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminizde tek bir park yaptırmadınız mı gerçekten? Ya, Turut Bey herhalde başka yerde yaşıyor. 100 tane. Bu, bu mu? Evet hmm. 100 tane yani yüzden de fazla ve 18 milyon metrekare. Ben onu hatırlatayım mı sizin vasıtanızdan? Ovacık'ta park yapıyorduk. 60 bin metrekare. Ovacık'ta park yaparken ne yaptı biliyor musunuz? Geldi durdurdu, burası benim sana yaptırmam diye. Geldi zabıtalar, bizim ihale ettiğimiz şirketin etrafını çevirdi, yaptırmayacağım diye tutturdu. Neredeyse kavga çıkıyordu, sonra da mahkemeleşildi ve biz bu davayı kazandık. Yani Ovaca'ya yaptığımız 60 bin metrekare ama Ankara çapında tam e, 18.1 milyon metrekare alanı Ankara halkına kazandırdık. Toplam kaç park? Onu görebilir miyim ben? Ben olduğu gibi size vereyim kalsın. Olur ya yayınladığı çıkarsa bunu kendisine hediye edelim. Merak edip de gidip oraları gezerse onları görsün. Bunlar 5 yıllık dönemde sizin beş kendi yıllık yaptığınız mı? kendi yaptığımız parklar. İnsaf derim yani insaf. Ee, siz bir e, şeyde bu yani bizden önceki programda ilk röportajınızda e, şey dediniz billboardlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük gelir kaynağı olması gereken billboardlardan 1 milyar lira kazanıp belediyeye 1 kuruş vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani. Yani. Niye izin veriyorsunuz? Mahkemede, belediye hayır efendim mahkemedeyiz öyle şey olur mu? Ben hukukçuyum. Yani ne diyeşi, ağzından başka şey çıkıyordu. Canını alırım yani para vermeyen öyle şey olur mu? Ee, buraya gelirken de hepsini çıkarttırdım. Kim peki bunlar? Bilmiyor, vallahi isim vermek istemiyorum. Belediyeden... Bana göre savcılığa da verdik ama takipsizlik kararı verildi. Daha önceden incelendiği için takipsizlik kararı verildi. Belediyenin altın yumurtlayan tavuğu özelleştirilmiş. Vaktiyle vermişler bu parayı. Vaktiyle yani vermişler. özelleştirilmiş. Olmuşlar? onu da söyleyeyim. E, diyelim ki 12,5 milyonu özelleştirilmiş. şimdi hatırımda yok ya 4 milyon kasasında para var ya 2,5 milyon var kasasında. Ayrıca o anda 4 milyon liralık da şey var sözleşme yapılmış başka firmalarla. Ondan sonra özelleştirilmiş 3 teklif var. Üçü de aynı apartmanda oturuyor. Özelleştirildikten sonra belediyenin personeli, eski müdürleri görevine devam etmiş ve sadece belediyeden bir yılda 25 milyon liralık iş almış. Yani belediye özelleştirdiği kendi şirketine 25 milyon liralık iş vermiş. Süresi bitti alamıyoruz. Candaş Bey hukuk böyle bir şey. Şu anda o ihale yani o şeyin süresi bitti mi? Süresi bitti alamıyoruz. Şöyle e, hukukçu arkadaşlar bilecektir. Tehliye icra kararı bir ev vardır tahliye edersin veya iş yeridir kapalıdır bunlar tahliye edersiniz. Tehliye icra kararı 3 aylık e, kira parasını ödersiniz. E, mahkeme sonuna kadar bekletilir. Ya bu kapalı bir gayrimenkul kirası falan diye ki bir billboardlar. Süre bitmiş 10 yılına verilmiş bizim bu bir iade edilmesi lazım önce mahkemeye gidiyorsunuz mahkeme bitiyor idare mahkemesi falan filan kiralamıyoruz 250 milyon lira civarında kira, kira alacağımız var önceki dönemden 560 milyon lira devam eden var harç vermiyor vergi vermiyor kira vermiyor İcra'dan manla bulursan al. Bana kalırsa ben yapacağımı biliyorum. bir borçların hepsini yatıracağım bana karşı. Resmen Ankara'nın parası soyuluyor. Yazıyorsunuz sağa sola. Diyorsunuz bunlara ödenecek parayı bize ödeyin. Her ne hikmetse siyasi partilere de yazıyoruz. Bu konuyu mesela hani Sayın Cumhurbaşkanı'na şu an seyrediyorlardır herhalde. Evet. Sayın İçişleri Bakanı'na Onu söyleyeyim. Mi? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şimdi Esenboğa'ya giden havaalanı e, Belko'ya ayrı diye bir firmayı da özelleştirmişler. Belediyenin kendi havaalanına taşımacını özelleştirmişler. 10 yıl bitti. Süre 10 yıl. Fakat diyor ki Ulaştırma Bakanı biz diyor geçen sene bunlara bir tane reyon verdik bir senelik vermiştik o süre olmadı izin vereceğiz diyor. Bakın bunu ancak ortak olanlar yapar. Bu arada süre bitti. Biz belediye otobüslerini göndeririz. Belediye otobüsleriyle taşıyoruz. Yani belediye otobüsü olarak taşıyoruz. Kapıdan sokmadılar. Millet kapıda indi. Ellerinde valizlerle 4-5 kilometre yürümek zorunda kaldı. Zulüm duru. Daha sonra televizyonlar bunu gösterince vazgeçtiler. içeri girmesine izin verdiler. Şimdi biz aynı otobüsleri aldık. Bu hak zaten bizim. Bu sefer bizim otobüslerimize yer göstermiyor Esenboğa. Ulaştırma Bakanlığı. İkincisi, bir özelleştirilen kuruluş daha var. Mahkeme bitti, süre bitti. Hiçbir kaymakam tahliye etmiyor. Hiçbir kaymakama tahliye ettiremiyorsunuz. Belediyenin malı işgal halinde normalde bu kaymakamın görevi tahliye etmiyor. Bunlar kul hakkı değil mi Allah aşkına yani? Yani Mustafa Tuna döneminde kaymakamlar iş yerlerini tahliye ediyor. Mansure başkanı tahliye etmiyor. Buna benzer neler daha yani? şeyi alamıyoruz mesela. Şehir Hastanesi yolunu Mustafa Tuna Bey yaptırmış. Devamını biz yaptırdık. Şu anda hala 1 milyar alacağımız var vermiyorlar. TOKİ ile beraber müşterek bir gayrimenkulümüz var. 1500'er dönüm paylaştık. Tapunun yarısını verdiler, yarısını vermiyorlar filan ya yani neler neler. Güncel değerlerle 300 milyar bütçe yönetmişsiniz. Bunun sadece 10 milyar lirasını sosyal yardıma ayırmışsınız. Ama her yerde et dağıttık diyorsunuz. Aradaki 290 milyar nerede? Yani Ayıp ediyorlar tabii bunu söylerken. Yani 300 milyarın 300 milyar, 300 milyar bütçenin hepsini sosyal yardıma dağıtacaktık. Onu mu demek istiyorlar? Bizim e, sosyal yardımlara ayırdığımız para bakın ben gösteriyorum şuradan 9.29'dur. Yani belki size yanlış aktarıldı %4'ünü veriyorlar 9.29. Hmm kayıtları var. İstisnasız 200 bin yani 3 aşağı 5 yukarı 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz veriyorum. Gene 200 bin aileye 28-29 aydır düzenli birer kilo et veriyorum. Onun yanında kırtasiye yardımları var, servis yardımları var. 60 bin öğrenci ücretsiz geliyor ortaokul ve lise. Kimini kantin yardımı yapıyoruz ve şimdi bunları kopyalayıp da kantin kart dağıtacağız diyorlar. Başkent kartı üzerinden yapıyoruz birçoğunu. Başkent kart çıkaracağız diye Mansur Yavaş'ın projesi yok derken gizli gizli Mansur Yavaş ne yaptı? Koma bakıp oradan kopyalayıp proje gibi ortaya sunuyorlar. İşte 9.29'dur. Şimdi bunu sorgulayan arkadaş ben et veriyorum dediğin zaman biz but veriyoruz diye ortaya çıkmıştı. İnceledik 2022 faaliyet raporunda Ocak ayında 2 kişiye Kasım ayında 11 kişiye et vermiş. Yani şimdi kalkıp da beni eleştirene ben hep şöyle söylüyorum gittiğim mitinglerde. kişi aynısı iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Ben bunları yapıyorum şu anda. Ve belediyecilik nedir? Bunu öğrenecekler benden. Bakın nerede bir mağdur, mazlum var? Ben anında ona bakıyorum. Çünkü belediye başkanı kenti yaşayan herkesin her şeyinden sorumludur, sağlığından sorumludur, eğitiminden sorumludur ve özellikle dar gelirli insanların Diğer insanlar gibi eşit halde yaşaması bir haktır. Biz onlara iyine falan vermiyoruz. Biz onları diğerleriyle eşit seviyede tutmazsak bu yardım alma durumu üç nesildir devam ediyor, daha devam edecek. Dolayısıyla dikkatli bir gözle hepsine bakıyor. Bir diğeri. Şimdi ben vermeye başladıktan sonra şeye başladılar. Biz 2500 vereceğiz, biz 5000 vereceğiz demeye başladılar. Ben İstanbul'daki adaya bir şey demiyorum şu anda milletvekili olduğu için öyle bir görevi yok. Sayın Altınok şu anda belediye başkanı. Ben 8 aydır emeklilere destek çıkıyorum. Şimdi seçimden sonra vereceğim demek değil. Verseniz de şimdi. Şimdi verin. Verin, verin de millet hakikaten ya bu da veriyor desin. Dolayısıyla emekli mi mağdur? Ben hemen devreye giriyorum. Bakın belediyelik anlayışı şöyledir. Emeklere maaşı kim veriyor? Devletten alıyorlar. Aslında devletten alıyor derken haklarını alıyorlar. Çünkü prim ödemişler yıllarca o parayı almak için. Ve şunu da söyleyeyim. Biz olmasaydık maaş da alamadınız dedi birisine. Halbuki 2002 yılında bir buçuk katıymış asgari ücretin. Şimdi asgari açlık sınırının altında. Açlık sınırı 16 bin lira açıklıyor hükümet. Siz 10 bin lira veriyorsunuz. Şöyle diyebilirdim ben. Bana ne hükümet vermedi. Benim bir sorumluluğum yok. Eğer siz belediye başkanı olarak açlık sınırının 16 bin lira olduğu bir yerde, eğer o 70-80 yaşında ikinci bir iş yapma ihtimali olmayan, başka geliri olmayan insanları görmezseniz siz belediye başkanı falan değilsiniz. Hemen girdik devreye ve en azından onlara belediyenin gücü yettiği miktarda kendilerine destek oluyor. Şu andaki sayı 33 bini buldu. Ee, sayın Başkan 3 dakikamız kaldı. Size soracağım sorular var fakat o 3 dakika yetişmeyecek. Bunların arasından birini seçip sormam lazım. Ben şey soracağım. Sizce niye Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadınız? Ben o konularda yorum yapmayayım da biz bunların Nisan'dan sonra konuşalım. Bunu ben söylediğim zaman da bugün televizyonda sanki Nisan'dan sonra konuşacağım öyle bir şey değildi. Yaşananlar insanların bilme hakkı var. E onları Nisan'dan sonra konuşacağız yoksa böyle bugün o anlama gelmiş işte niye bir Nisan'dan konuşacak şimdi konuşur ben, ben bunu yerel anladım. gündemi yerel gündemi kaybetmemi kadarını konuşmuyorum. Ben bunların da şu anda zamanı da olmadığını düşünüyorum. Olan oldu biten bitti ama kamuoyunun bilmesi gereken şeyleri bir de benim ağzından dinler. Benim açımdan dinlerler. Başkası da kendi açısından anlatır. Bana anlatacağınız söz verirseniz soruyu sorun. <laughs> ee, söz ver. Bu programda yani. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Şimdi bitirirken şeyi sorayım size. Ee, herhalde bunu şu anda duyan, bu vaadi desteklemeyen kimse yoktur. Umarım bütün adaylar, bütün belediye başkanları bu adayın, bu vaadin çevresinde birleşirler. 30 yaş altındaki kadınlara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin HPV evet. aşı desteği vereceğini söylediniz. Ne olduğunu aşının bilmeyebilir bazı insanlar. Evet. Ee, Candaş yani hayat Bey. kurtarmak neyse evet. tam bu o. Evet, Candaş Bey şuradan başlayayım. Şimdi sosyal belediyecilik veya Bansur Yavaş belediyeciliği budur. SMA'lı hastaları gördük. Belediye olarak bundan sonra evlenecekleri ücretsiz SMA testi yapacağız dedik. Daha sonra bakanlık üstlendi ancak... Bakıyorum hala gittiğimiz mitinglerde SMA'lılar var. Şöyle bir karar alacağım. Belediyede nikah kıydırmak isteyenlere şart koşacağım. Başka yere karışmam. Çünkü gelmiyorsa insan ama daha sonra belediyeye geliyor hasta olduktan sonra. Dolayısıyla bu uygulamayı ilk başından benim. Bu konuda da aynı hassasiyet var. Toplumda nerede ne dert varsa ki bu önemli bir dert ve ee, özellikle benim e, bana verilen bilgiye göre sosyal destek alan ailelerde bu risk daha fazla çünkü tedavi olma imkanları çok zor. Bunu açıklarken özellikle sosyal destek alan 30 yaş kaç altındakileri bin yapacağız Yani sayısını ben bilemiyorum. Siz toplamda kaç bin kişiye sosyal destek? 200 bin aileye veriyoruz. Aileye veriyoruz. Aileye veriyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Bunların bedeli olmaz insan sağlığı. Buradan yani şeyi de söyleyeyim sevgili seyirciler e, bu yani bu konuda herhangi bir şekilde vaat veren, verecek olan ilçe belediyesi dahi olsa lütfen bana ulaşsın. Buradan seve seve duyuracağım. Çünkü sahiden hayat kurtaran bir şey bu aşı. Evet. Özellikle belli yaş dönemlerinde yapıldığında ciddi anlamda rahim ağzı kanserini yüzde %90'ların üstünde koruyor. Evet. Özetle ben de son cümlemi şöyle lütfen söyleyeyim. Olayım. Mansur Yavaş belediyeciliğini herkes örnek alacak. Yani projesi yok falan filan boş harcayacak. Paramız yok. E, ulaşımla ilgili de projelerimiz var. Her şeye projelerimiz hazır. Ama belediye başkanlığı o değildir. Fen işlerinin veya işte ilgili birimlerin yapacağı işi taahhüt edip ben yaptım demek değildir. Belediye başkanı kentte yaşayan herkesi gözetleyip iş dünyası, esnaf, çiftçi, işsiz, sosyal desteğe ihtiyacı olan herkesin her türlü derdiyle ilgilenen insandır ve bizim de yaptığımız odur. Farkımız da oradadır. Bunun yanında da Türkiye'de ilk defa mali durumumu da yayınlayan, şirketlerdeki alacak borcu da yayınlayan, mal varlığını mesela onu sorayım size inşallah Turgut Bey gelir mal varlığını sorarsınız. Niye açıklamıyor? Bunu ısrar etmemdeki sebep şu. Uzun süredir kamu görevi yaptı. Dört dönem Keçören Belediye Başkanlığı yaptı. İlk başladığındaki mal varlığı nedir? Vermişleri valide şu andaki mal varlığı nedir? Biz bunları açıklamadığınız müthişe biz bu şaibelerden kurtulamayacağız. Ben de açıkçası herkes benim her şeyimi bilsin ki Yarın görevim bittikten sonra anlaşık her yerde gezeyim benim derdim odur. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada program başında he, benim teklememden de anlayacağınız gibi Ramazan ayına girdik. E, biz hemen iftardan sonra yapıyoruz programı. Evet. E, size de çok teşekkür ediyorum. Böyle birazcık koşturmalı bir giriş oldu. Herkesin Ramazanını kutluyorum ben evet, de. Seyircilerimizin de hem mübarek Ramazan ayını kutluyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte biz burada olacağız. Hoşçakalın. Çelik Kapı Candaş Tolga'yla az önce konuştuğumuz sundu.